Eskiden teknoloji bağlamında gelecekten bahsettiğimizde gerçekten uzun vadelerden bahsediyorduk. Yaptığımız tahminlerin en azından bir ya da birkaç 10 yıl sonra gerçekleşebileceğini varsayıyorduk. Şimdi ise bu durum değişti. Gelecek vizyonu, fütüristik tahmin diye anılan birçok şey çok kısa vadelerde hayata geçmeye başladı. Bunun iki temel sebebi var. İlki malum ve konjonktürel bir neden. Covid-19 süreci pek çok şeyi alt üst ettiği gibi teknolojinin geleceğini de bugüne taşıdı. Teknoloji dünyasında yani tarih bir anda hızlandı tabiri caizse. İkinci neden ise daha yapısal bir neden. Teknolojinin ilerleme hızı ve dönüştürücü kapasitesi gittikçe artıyor. Bütün bunlara rağmen gelecek hakkında konuşmak yine de ilginç ve heyecan verici. Biz de bugün Türkiye'nin en önemli fütüristlerinden biri Alpan Manas'la bu yaklaşan gelecek teknolojileri hakkında konuşacağız. Ve hadi başlayalım. Alpan Manas'la birlikteyiz. Türkiye'nin fütürizm deyince akla gelen ilk ismi bence. Hoş geldiniz önce Alpan Hoş Bey. bulduk. Nasılsınız? Şimdi sağ olun, çok teşekkür ederim. Bugün konuşacak çok konu var. Böyle bir anda ben de konuya daldım ama gerçekten de çok başlık var. O yüzden bir an önce de bitirmek gerekiyor. Tabii güncel bir konu var ve çok konuşuluyor. Metaverse konusu. Önce onunla başlayalım ama sizin yakın zamanda başladığınız bir eğitim de var. Onu Evet. da konuşacağız. Orada Tamam. çünkü geleceğin trendleri şeklinde aslında çok jenerik ama çok ilgi çekici bir başlık yani. O detayları da konuşacağız ama şu Metaverse, bu güncel konuyla bir başlamak isterim. Şimdi sizin bir de girişiminiz var galiba, bir dernek kuruldu bununla alakalı değil mi? Kuruluyor Metaverse, evet şu evet, anda. kuruluyor. Önce onu bir anlatın yani, tebrik de etmek lazım. Bu kadar hızlı reaksiyon göstermek de büyük başarı bence. Onu bir anlatın, sonra da diğer Ya detaylara geçelim yani. 25 kurucu üyeyle kuruyoruz Evet. derneği. Tanınmış bu konuda çalışma yapan, tanınmıştan ziyade bu konuya gönül vermiş, bu konuda Evet. çalışma yapan, geçmişi olan, planı olan arkadaşlarımız bir araya geldik. Hatta ve hatta ben derneği kurmadan önce şunu yaptım. Hem tweet attım, hem LinkedIn'den yazdım. Dedim ki Metaverse ile ilgili çalışması olan derneğin kurucularından yarısını tanımıyorum. Yani daha yeni tanıştım onlarla. Dolayısıyla hani böyle çevreden arkadaşları biliyorsunuz dernek 7 kişiyle kuruluyor. Biz 7 kişi değil, hani bu işe gönül veren 25 kişiyle kuruyoruz şu anda. Toplam 25 kişiyiz. Başvurumuzu yaptık, kurulmak üzere. Şimdi bir dernek çatısı altında toplanmak bana biraz da şu hani kehanet veya belki öngörüyü hatırlattı. Bu bir sonraki internet olacak. Yani öyle büyük bir dönüşüm Tabii. yaratacak ki deniyor. Tabii. Bizim bugüne kadarki dijital deneyimimizi bambaşka bir noktaya taşıyacak. Tabii ki. Böyle bir dernek de kurulması herhalde bunun alameti diye sayıyorum. Tabii yani bizim de bir evrenimiz olacak sonuçta. Yani biz sadece hani bir dernekçilik. Tabii ki dernekler masasına bağlı belirli sorumluluklarımız ve standartlarımız var ama onun dışında biz uluslararası. Nasıl bir fonksiyon görecek Ya bu? ben bir kere öncelikle bilgilendirme, bilinçlendirme üzerine kurulu. Peki, Yani o biz zaman bilinçlendirelim. Şimdi çok taze bir konu bu. tabii. Biraz hani elbette teknolojiyle ilgilenen insanların hani işte AR, VR konuşuyoruz aslında yıllardır ama onun daha böyle daha büyük çapta gerçekleşmesi gibi bir durum söz konusu olacak. Siz bir basitçe bize anlatın yani Metaverse nedir? Yani aslında o kadar uzun bir tanımı var ki Metaverse'ün ama üç boyutlu algısal evrenler bütünü. Yani Evet. bir evrenden Bir bahsetmiyorum. metaverse de yok Yani bir aslında, değil evren mi? yok Evet, yani. evet. O yani üç boyutlu Evet. algısal Evet, evet. evrenler bütünü. Evet. Arkasında büyük bir akış var. Bir sürü teknoloji var. 5G teknolojisi de var, 6G teknolojisi var, Web 3.0 var. Ama ağırlıklı Metaverse'ün temeli merkeziyetsizlikten geçiyor. Yani insanlar merkeziyetsiz olma, daha doğrusu merkeziyetsiz olan her şeye yönelmek istiyorlar. Çünkü bu finanstan oyuna kadar her yerde geçerli bir şey Kesinlikle. görüyoruz. Yani şimdi şöyle, tabii ki bugün mesela siz bu yayını yaparken arka tarafta mutlaka videolar oynayacaktır. Ve bu videoların çoğunda da Facebook var. Çünkü çok akıllı bir adam
videosunu yaptı ve insanlar video araştırıyorlar yani programlarda, konuşmalarda hep arkada Facebook çıkıyor ama aslında baktığınız zaman bazı yani daha doğrusu merkeziyetli yapıların korkulu rüyası bu Metaverse. O yüzden onlar... Facebook için aslında temelde iyi haber değil diyorsunuz. İyi haber değil. Hmm. Ama Facebook da diyor ki ben de kendi evrenimi yaratayım şimdiden. Herkes benim evrenime gelsin. Başkasının evrenine gitmesin ama ben... şimdi düşünsenize bugün size yani bütün bu firmaların hepsi parayı nereden kazanıyor? Reklamdan kazanıyor. Reklam nasıl? Bizim işte hareketlerimiz. Yani arama motorlarındaki hareketlerimize bakıyor. Ondan sonra ne bileyim WhatsApp'tan yazdığımız mesajlara göre bizim duygu durumumuzu anlıyor vesaire. Yani arka tarafta bir yapay zeka ile bir şeyler yapıyorlar. Şimdi biz Metaverse'le beraber gözlükleri takacağız. Yani tamam gözlükleri bugün takmasak bile. Bir de görüntü yanılsaması yaşayacağız yani. Evet gözlükleri takacağız. Hadi bıraktım onu. Eldivenler takacağız, hı-hı, giysiler takacağız. Hı-hı. O zaman ne olacak? Bizi takip eden, yani reklam verene, reklam satan bu mecralar bizim duygularımıza kadar inmeye başlayacaklar. Yani şimdi, sinir sistemimiz neredeyse endüstriye adapte edilecek. Ha tabii yani annemizin kızlık soyadı çok naif kaldı yani. Yani şey olarak, gizlilik olarak. bu kadar bilginin yanında. Yani bizim bir şeye olan ani tepkimizi neye olduğunu anlayacak. Evet. Ağzımızı şey yaptığımızda susadığımızı anlayıp göz bize... bebeklerimizin oynamasını belki bile görecekler. O tabii değil takip mi? Edecek yani, yani çok net olarak ağız kuruluğumuzdan bize bilinçaltımızda çünkü Elon Musk da sağ olsun şimdi beyinle Neuralink'i de başımıza sardı. Dolayısıyla onu algıladığı için de ağzım kuruduğu zaman ya sen bir şeker hastası olabilirsin. Şunu şekersiz kola iç diyecek. Bilinçaltımıza şeyimize yazacak bunu. Yani bunlar kesin uzak değil yani. Bunlar evet, çok yakın. Evet. Dolayısıyla ben Metaverse'ün merkeziyetsiz olması durumunda uzun vadede nereye kadar gider artık ya biz dernekte de kendi dernekte kurucu üyeler kendi aramızda konuşuyoruz. Gittiğimiz her yerde de konuşmaya başladık. Şimdi çok da talep geliyor bu konu olduğu için bu konuya. Yani bunun sonu insanlığın ölümsüzlüğü aramasına kadar gidiyor. Evet şimdi gerçekten çok etraflı bir konu ve dijital deneyimimizi bambaşka boyutlara taşıyacak. O aşikar ama bir de bir popüler gündemi de es geçmeyelim. Biz neresinden yakaladık bu konuyu? Arsadan yakaladık. Türkler olarak nerede yakalayacağız yani? Şimdi tabii biraz ki bunu konuşmak istiyorum. Bu ne dediler? İşte Kadıköy'de bütün arsalar kapatılmış falan. Evet, işte evet, deniz kenarı falan. Şimdi böyle bir absürtlük var karşımızda ama niye böyle yanlış anladık ya? Siz anlayabiliyor musunuz? Şimdi yani Türkler arsa tutkunudur. Ucuza kapatmayı sever. Konu tabii Metaverse olunca orada da geri kalmayalım dediler. Şimdi OVR bir kere Metaverse... O yakalamış mı oluyorlar? Ne yazık ki yakalamamış oluyorlar. Paralarını boşa harcıyorlar. Onu söylemek lazım. Tabii ki. Yani ben şu anda özellikle bakın ikiye ayırmamız gerekiyor. Bir, evrenler var. O bir sürü isimleri var. Hepsinin isimleri var ayrı. Ondan sonra bir de dünya haritası üzerinde ki evrenler var. Yani birebir dünyayı kopyalamış veya Türkiye'yi kopyalamış evrenler var. Hı hı. Şimdi ben özellikle Türkiye'yi kopyalamış olan evrenlerden veya dünyayı kopyalamış olan evrenlerden arsa alınmasının doğru olmadığını söylüyorum. İşte OVR'den... Ya bir hukuki dayanağı yok. Temel bir şey söylemek şey yok. Yani. Hani hukuki, neye zaten, göre savunacaksın? Zaten şeyde yani, hukuk yok. Yani henüz bir hukuk bile oturmamış. Zaten evet, olmayacak. Evet. Yani bakın Metaverse'ün hukuku şu. Hangi evrene giriyorsanız o evrenin bir white paper'ı var. Hı hı. Bunu bu oranın anayasası gibi. Evet. Ve bu anayasa tamamıyla akıllı kontratlarla belirli dönemlerde yeni gelecek mesela orada yazmayan ama yeni oluşacak maddelerin mutlaka bir oylama sistemiyle yani o evrende bulunan vatandaşların hı hı, oylamasıyla gerçekleşecek. Tamamıyla demokratik yani merkeziyetsiz bir yapı. O yüzden de ben
arsa konusunu unutalım. Ha ama tabii ki şunlar var. Yani yani isim vermeyeyim ama birkaç tane bu konuda çalışma yapan, kendi evreni olan, yani işte şuradan arsa alalım, şu merkeze yakın olsun, onun üzerine bir sistem kuralım, ev yapalım, merkez kuralım, şuna yakın olsun, işte bununla komşu olsun, burada ileride bir event yaparım, işte para kazanırım vesaire. Tamam, onu anlayabiliyorum. Ona belirli oyunlara bağlı, onları da anlayabiliyorum. Arkasında mutlaka bir hikaye var. Orada yaratılmış değere ilişmek gerekiyor galiba. Evet. Yani o değer kendisi de değer katabiliyor veya o değeri belirleyen token'ın da değeri artıyor. Buna bağlı olarak da bir değer yaratılmış oluyor. Peki şimdi biraz bunu konuştuk. Bence iyi de yaptık. Yani bu konudaki en ehli isimlerden biri olduğunuzu düşünüyorum. Uyarılarınızı da kıymetli buluyorum. Şimdi biraz sizin gelecek trendleri bu başlığı altında verdiğiniz eğitimi biraz konuşalım. Şimdi her başlığı konuşmaya vaktimiz olmayacak ama en azından ne konuştuğunuzu bir kabaca ifade etmekte fayda var. Mesela beyin başlığını görüyorum burada. Demin Neuralink'ten bahsettik. Evet. Bu bilişsel deneyim başka bir şeye dönüşüyor. Veya artık bir sentetik bir şeye dönüşüyor galiba. Bizi nasıl bir gelecek bekliyor bu konuda? Şimdi bir kere bizim özellikle Metaverse'ün ileriki aşamalara geçmesinde en önemli konulardan bir tanesi beynin çözülmesi. Evet. Şimdi işte yaklaşık olarak fare beyni 80 milyon nörondan oluşuyor. Fare beynini şu anda çözdüler, çözümlediler. Evet. İnsan beyniyle ilgili de çalışma yapıyorlar. İnsan beyninde de yaklaşık bir buna yakın bir rakam, belki çok daha azlık bir bölümü çözümlediler. Ama nörobilim var bununla ilgili ve birçok araştırma yapılıyor. Yapılıyor ama insan beyni 86 milyar nöron ve sinapsislerden oluşuyor. Buna bağlı, her nörona bağlı sinapsisten oluşuyor. O yüzden de insan beynini çözmeden tamamıyla bir metaverse'ün gerçekleşmesi, yani bizim birebir avatarımızın filmde olduğu gibi, o suretler filminde olduğu gibi, yani evde biz bulunuyoruz ve bizim avatarımız gidip biz çalışıyor. Biz zihnen başka bir yere gidiyoruz. Evet, zihnen, yani o zihnen başka bir yerde olabilmemiz için veya bizim zihnimizi aynalayabilmesi için beynin tamamıyla çözülmesi şimdi gerekiyor. Şimdi yani yapay zeka konusunda, işte robotlar konusunda pek çok şey oluyor, bitiyor. İşte Neuralink konuştuk. Ve Elon Musk'ın bayağı yakın bir gelecekten bahsettiğini görüyoruz. Bunun tabii. O zaman ne kadar gerçekçi? Siz yani bence siz çok, diyorsun, çok... siz sanki benim anladığım o kadar kısa zamanda beyin henüz çözülmedi, o kadar kısa zamanda gerçekleşmeyecek gibi bir şey mi dediniz? Yanlış mı anladım ben? Yok, şöyle biraz zaman var dedim. Biraz fakat zaman. Şimdi ben biraz zamanla ilgili de tereddütlerim var. Evet. Şöyle bir şey yapayım. Şimdi bakıyorsunuz işte süper bilgisayar, şimdi kuantum bilgisayar. Kuantum bilgisayar çıktı. Kuantum bilgisayarda işte Google, arkasından Çinliler duyurdular. Aralarında 17 qubit var ama hız olarak 1 milyon kat daha fazla hızlı. Yani her gün yeni hızlar oluşmaya başladı. Şimdi bu bilgisayar hızlarının böyle büyük artımları, yani kurbağa zıplamasıyla beraber ben 2030'lara gelmeden evet, sanki insan beynini çözeceklermiş gibi düşünüyorum. Evet. Ondan sonra zaten dediğim gibi insan beynini bu hızla çözdükten sonra da zaten Metaverse'ün derinliklerine kadar gidebiliyoruz. Evet. Şimdi ilginç bir şekilde bu teknolojik dönüşümlere bir enerji devrimi de eşlik ediyor. Yani bunun çeşitli yönleri var. Bir defa yenilenebilir enerji konusu var. O önemli. Bir de yeni enerji kaynaklarının peşindeyiz. Tabii. Oralarda neler olacak? Bizi neler bekliyor? Böyle hemen böyle diyelim bir 10 sene içinde mesela. Şimdi yani olaya 10 sene ve 20 sene diye bakmamız lazım. Çünkü 10 sene diye baktığımızda yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde güneşi ve rüzgarı. Şu anda yarıyı geçmiş durumda galiba kullanımı, yani, değil mi? Tabii. Evet, yani Türkiye 2030'da %50'yi %50'lere ulaşmış olacak. Dünya geçti bildiğim kadarıyla. Biz Türkiye olarak dünyadan daha iyiyiz. Öyle dünya mi? Planlasanız. Evet, Türkiye iyi bu konuda. Coğrafyamız müsait. Coğrafyamız müsait. Devlet de bu konuda hem teşvik veriyor hem destek veriyor. Şimdi bir zaman 2000
20 yılına kadar da alım şeyleri verdi, garantileri verdi fiyatsal anlamda. O yüzden de iyi gidiyor Türkiye. Hı-hı. Fakat buradaki temel konu şu, güneş ve rüzgar enerjisi tahmin edilebilir veya sürdürülebilir enerjiler değil. Yani sürdürülebilirlikten kastım şu, rüzgarın ne zaman eseceğini bilemiyorsunuz. Doğanın insafına kalıyorsunuz. Evet. Güneşin doğup battığı saatler belli. O yüzden mutlaka bir hibrit sistem kurmanız gerekiyor ki enerjiyi yük dengelemesini yapabilirsiniz. Evet. Bunun için de batarya teknolojilerinin gelişmiş olması gerekiyor. Çünkü enerjiyi harcamadığınız anda toprağa vermek zorundasınız. O zaman demek ki bir batarya teknolojisinin de gelişme gerekiyor. 2030'lara geldiğimizde batarya teknolojileri hem bu anlamda ucuzlayacak ve kullanılabilir hale geleceği için ben önümüzdeki yani 2030'larda yenilenebilir enerjide önemli bir patlama olacağını düşünüyorum. Ve 2010'larda baktığımızda levelized cost of energy diye geçiyor. Tam Türkçesi bir an önce aklıma gelmedi, özür dilerim. Ama yani tüm maliyetler bindirilmiş, işletme maliyeti, kuruluş maliyeti bindirilmiş maliyete baktığımız zaman 2030'a geldiğimizde 2010 maliyetinin onda birine düşüyor enerji üretimi. Evet, şimdi siz şunu bir yandan da bu yeni teknolojiler bizim enerji üretimimizi de daha görünür kıldı, daha ölçülebilir kıldı. Tabii. Hani malum son zamanlarda bütün şirketlerin, markaların gündeminde şu var, karbon ayak izi filan. Yani biz aslında bütün o gündelik hayatta ne yapıyorsak izler bırakıyoruz. Yani enerji harcıyoruz, karbon ayak izi bırakıyoruz ve şimdi bu gerçeklik bir yandan da geleceğin devletini de herhalde şekillendirecek ve işte orada siz bahsediyorsunuz eğitiminizde. Yani geleceğin kredilerinin veya vergilerinin değil mi? Tabii. Şey üzerinden, karbon üzerinden belirlenebileceğini söylüyorsunuz. Nasıl? Avrupa Birliği 2026'yı bir süreç olarak belirledi yani. Uluslararası kurumların hedefleri var. Somut olarak mesela ne bileyim bizim gibi uluslararası devletler nasıl eşlik edecekler buna? Şimdi bir kere Paris Sözleşmesini imzalamamız yani bunun arkasından geç de olsa gideceğimizin göstergesi. Evet. Ben 2026 ile beraber bir kere Avrupa Birliği diyecek ki bizden özellikle çimento, demir çelik gibi karbon ayak izi yüksek olan sektörlerden ihracatlarda ton başına karbon kredisi ödemek zorunda kalacağız. Evet. Yani biz çimentoyu üretirken yarattığımız karbon ayak izinin bedelini ödeyeceğiz. Evet. O zaman yeni teknolojiler çıkacak. Bunlar tabii ki değiştirilebilir olacak. Yani işte bu bedeli ödeyeceksiniz. Maliyetiniz artacak. İşte maliyetinizi ucuzlatmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye çalışacaksınız. Evet. Bunun için kredi alacaksınız. Aman 100 lira karbon kredisi ödemeyeyim deyip 30 liraya daha pahalıya enerji kullanmaya başlayacaksınız veya buna benzer veya karbon yakalama ve depolama teknolojilerine yatırım yapacaksınız. Evet, şimdi bunu bahsetmişken şu şeye de gelelim madem. Sizin aslında çok da ilgilisiniz gördüğüm kadarıyla bu otomobil işi. Yani işte Tesla aldı başına gidiyor işte 1 trilyon dolara geçti değeri. Geçti. Bütün rakiplerinin toplamından daha yani değerli 14 yani. 14 tane büyük firma otomotiv üreticisinin toplam değerini geçti ki büyükler bunlar. Ya bunu aslında çok konuştuk bu programda. Sizinle de konuştuk. Yani bu böyle bir devrim anı gelecek mi? Yani şimdi hani mesela Covid'den sonra bir anda hepimiz eve çekildik ya böyle. Bir anda hani yıllardır konuşulan şey uzaktan çalışılabilir bir. Böyle bir devrim anı gelecek mi bu otomotiv dünyası için? Ya da ne zaman? Yani böyle bir anda böyle onlarca, yüzlerce, binlerce aracı ne zaman göreceğiz yollarda? Yani, şuna bağlı. Bakın Avrupa Birliği de Avrupa Birliği 18 ülke, İngiltere de dahil olmak üzere Aralık ayında satılan elektrikli arabaların toplam tutarı dizel otomobillerin toplam adedini geçti. Yani Avrupa hızla gidiyor. Norveç'e bakarsak teşvik ediyorlar onlar. Teşvik ediyorlar. Tabii, yani. Şimdi bizde sorun şu. Bizim yani toplanan vergilerin neredeyse üçte biri otomobil ve
İşte yakıt ve... Gerçi onlara da vergiler getirildi. Ya şimdi ama onlara vergiler geldiği zaman yani insanlar da bu rakamlara bakacaklar. Tabii, yani tabii. Şimdi araba pahalı, elektriğe şarj ediyorum. Neredeyse benzin parasına denk gelirse onlar da almamak isteyecek. Caydırıcı olmaması gerekiyor. Yani caydırıcı olmaması gerekiyor. Tabii. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntı bu. Yani evet. Türkiye vergi çeşitlemesini eğer arttırabilirse, yani otomobilden, yakıttan alınan vergiler, ÖTV'ler azalmaya başlarsa, başka gelir kaynaklarını yaratabilirse Türkiye, o zaman yani ben TOG'un da, yerli otomobilin de geleceğinin buna bağlı olduğunu düşünüyorum. Ben TOG'la ilgili bir ön yargım yok. Siz daha önce bu konuda şey söylemiştiniz, yani bunu başaramazsa niş bir ürün olarak kalır, yani kitleselleşemez. Tabii, yani ben TOG dese ki bana, ben sana arabayı kiralıyorum, ayda şu kadar para ödeyeceksin. Ben alırım yani. İşte yeni satış modellerine de ihtiyaç var. Tabii paylaşım modeli oluşması gerekiyor. Şimdi mesela Türkiye'de geçen gün bir X firmanın reklamına baktık. Diyor ki dakikası şu kadar TL'ye kiralık araba, elektrikli araba. Şimdi bakıyorsunuz topladığın zaman günlük 2100 liraya geliyor. 2200 liraya geliyor. Diyor ki arabayı aldığın yere tekrar getir, bırakman gerekiyor diyor. Şimdi bunlar zorluklar. Bakın bu paylaşım sitesi şu anda Türkiye'de aktif. Evet. Şimdi nereye gitmesi, nereye evrilmesi gerekiyor? Yani günlüğü 2100 liraya kimse elektrikli otomobil diye bunu kiralamaz. Aldığım yere illa bırakacağım diye şey yapmaz. Ama bugün bir sürü scooter projesi, yani firması var. Siz alıyorsunuz. Ana fikri veriyor aslında o. Aslında ana fikri veriyor. Diyor ki aldığın yere bırakma istiyorsan. Senin değil, kullan bırak. Kullan bırak ama istediğin yere bırak diyor. Evet, yani aldığın yere bırak demiyor. Evet. Bu da demek ki onun göstergesi. Evet, şimdi 2040 yılına geldiğimizde, 2040 yılına geldiğimizde otomobil satışlarının, hatta 2030'larda başlayacak, otomobil satışlarının %20'si, 30'u aslında paylaşım firmaları tarafından satın alınmaya başlayacak. Bu neyin göstergesi? Bu otomobil satışlarının 2040'a doğru yavaş yavaş azalacağını artık gösteriyor. Artık abonelik sistemleri de aynı. Abonelik sistemi. Yani satılan arabaların %20'si abonelik sistemine dayalı. Yani bizde nasıl Türkiye'de satılan arabaların bir kısmı filo kiralama şirketleri tarafından satın alınıyorsa, filo kiralama gibi kiralama şirketleri tarafından kullandırılıyor olacak. Evet, şimdi bir zaman da azaldı. Şunu da konuşalım. Nüfus artıyor. Üretim bazen çok zorlanıyor. Gıda temini konusunda. Aslında şu anda da bunu yaşıyoruz. Dünyada çok ciddi bir arz sıkıntısı yaşanıyor. Var. Şimdi bu aslında geleceğimizi de tehdit edebilecek bir unsur. Yani hem gıda temin etmek hem temiz su temin etmek filan. Bunlarla ilgili yeni ne fikirler var? Aslında fikir yok. Ama çözümler mesela dikey tarımdan filan bahsediyorsunuz. Tabii bu tür. Aslında epeydir de konuşulan şeyler. Evet. Şimdi dikey tarım niye? Özellikle kentlerde yapılabilmesi açısından şimdi kıymetli. Yani Antalya'dan İstanbul'a domatesi getirip de oradan çıkış fiyatını 5'e katlamanın ne alemi var? Yani İstanbul'da dikey tarımı yaptın dikey tarımla yaparsın. Ama dikey tarımın gene bir sıkıntısı var, sorunu var. O da dikey tarımın en önemli maliyet kalemlerinin, yatırım maliyeti enerji. Bravo. Enerjiyi oluşturan ne? LED ampuller. Şimdi bakıyorsun yıllara sari çok hızlı bir şekilde LED ampullerin şeyleri, maliyetleri azalıyor. Verimlilikleri artıyor. Yani böyle inanılmaz derecede bir verimlilik artışı var. Fiyatları azalmaya başladı. 2025-2026'da yatırım yapılabilir hale geliyor. Feasible diyelim. Feasible hale geliyor. O zaman 2026'dan itibaren biz büyük süpermarketlere anlaşma yaparak, ben sadece süpermarket olarak görmüyorum. Bugün e-ticaret sitelerinin de çok iyi paraları var. Çok ciddi e-ticaret. Aslında ticaret orada dönmeye başladı. Ticaret orada dönmeye başladı. Yani şu anda Türkiye'nin en büyük şirketi bir e-ticaret şirketi. Bravo. Şimdi o adını vermediğimiz e-ticaret şirketinin yerinde olsam ben, şu anda tarıma el atarım. Evet. Bu Türkiye'nin geleceğini de kurtarır. Çünkü ne yapacak? Sözleşmeli tarım yapacak. Diyecek ki ben kardeşim senden domatesi şu fiyattan alma taahhüdü veriyorum. Adam da gidecek dikey tarımını kuracak.
Kredisini alacak, kredisini alacak. Elinde kontrat var. Tabii. Bugün AVM'ler nasıl yapılıyor? Bugün AVM, yani bugün yapılmıyor artık. Belki AVM'ler doyma noktasına geldi ama eskiden nasıl yapılıyordu? Arsa sahibiyle anlaşıyordunuz. Ondan sonra gidiyordunuz mağazalarla uzun dönemli kontratları imzalıyordunuz. Alıp bankaya götürüyordunuz. Proje finansmanı alıp AVM'yi yapıyordunuz. Bu çok da akıllıca bir yöntemdi. Evet. O yüzden de dolar bu bazlı kadar, yapıyordunuz. Bu kadar oldu. Evet. Evet, bu dolayı o yüzden dolar bazlı oluyordu. Hı-hı. Çünkü proje finansmanı olduğu için bu kadar krediyi yurt dışından getiremeyeceğiniz, hemen yurt içinden alamayacağınız için kredi yurt dışından geliyordu. Ama ne oldu işte TL'ye döndü falan filan. Şimdi o aynı mantık burada da olabilecek durumda. Tabii. Yani o tarımın kurtuluşudur. Ha tabii ki şimdi buğdayı dikey tarımla yapalım derseniz hani hektar verimliliği bazında 1000 kat daha verimli. Ama yani o kadar buğdayı üretebilmek için Türkiye'nin şu anda ürettiği elektrik enerjisinin 10 katını üretiyor olması gerekiyor. Hani şu anda 90.000 megawatt kurulu güç varsa 900.000 100 kat daha. Çünkü güneş değil, yapay enerjiyle yapmak durumundasın. Ha, o zaman, tabii ki. Yani şu an için öyle o büyümeyle 10 kat daha enerji üretemeyeceğimize göre demek ki bazı ürünlerde bunu yapabiliyor olacağız. Hı-hı. Gene buğdaymış vesairemiz onlar konvansiyonel yöntemlerle üretilmeye devam edecek. Bunlar nerede üretilecek? Gene köylerimizde üretilecek. Yani ben mutlaka köye geri dönüşün olması gerektiğini düşünüyorum. Tarım alanlarının daha birleştirilerek büyütülmesi ve büyük şirketlerin büyük ölçekli tarım üretimine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Alpan Manas, aslında eğitimimizde çok da konuşulası konular var ama artık onu gelip katılsınlar, sizi dinlesinler diye. Evet, konferanslarımıza gelebilirler. Evet, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Gelecek bir şekilde gelecek elbette. Geleceğin trendleri veya teknolojileri dediğimiz birçok şey de gerçekleşecek. Ancak bu konuda tek belirleyici faktör teknolojinin kendisi değil. Yeniliklerin hayata geçmesi için insanların ve toplumların da o yenilikleri talep etmesi veya onlara ihtiyaç duyması gerekiyor. Öbür türlü pek çok buluş ve yenilik, prototip, hatta hayal olmanın ötesine geçemiyor. Yeniliğin ve teknolojinin ritmini de biraz biz insanlar belirliyoruz kısacası. Pandemi döneminde de bunu çok somut bir şekilde tecrübe ettik. Dolayısıyla fütüristlerin yeni teknoloji ve fikirler kadar bu yeni teknolojilere ne kadar hazır ve muhtaç olduğumuzu da iyi analiz etmesi gerekiyor. Bakalım bugün konuştuğumuz yenilikler ne zaman gerçekleşecek? Biz de heyecanla bekleyeceğiz. Bekliyoruz ve tamamlıyoruz. Gelecek hafta Vlog'un yeni bölümünde görüşelim lütfen.